Ay bu kadar samimiyetten anlamıyor ya. Bunu da yargılamak istemem. Ama tabii ki de... Yok, bazılarını yargılamak isterim ben. Sevgilisi ağlatıyormuş, erkektir, yapar diyor yani. Sevgilimin kız kardeşi onlarda kalırken gece bana yürüdü. Anam sonunda bizi kıskanıyorsun diye beni attılar. Bak, Sibel beni çıldırdı. Evet, burada bir şey söylemiyorum. Onlara sen bir saniye. Bunu diyen insan ne yapıyor biliyor musun? Annemin altınlarını tatile gitmek için bozdurdu. Aha bu. Erkeklerde beyaz çorap fantezin var. Çok güzel. Tepki veriyorum. Üstlerini istediğin gibi olsun istiyorum. Arkadaşlar. Ne demek kaç ya? Erkekler. Yarın çıkmış böyle zihni siyahlıklar kalın. Bir dakika bir saniye. Burada bir şey diyeceğim. Bana da çok soruyorsunuz. Sibel'i çok güzel yapmak. Bak insan da benim için de. Erkeği... Evet, altın insan da çok güzel. Mesela... Bunu bir daha söyleyeceğim diye. Altın insan da çok güzel. Ayıralım. İnanılır. Allah seni işte buna dayanamıyorum. Doğru. Ooo demeniz gerekiyordu bunu. Bir dakika, senin ne itirafın var? En gizli. Bir itiraf. Ben de itiraf alırım ama haberiniz olsun. Herkese merhaba. O günün kanalına hepiniz hoş geldiniz. Benim açılışım böyle değil. Hayır, ben böyle açmak istiyorum. Tabii. Bak, her ben... şey çok planlı yapıyorsun. Ben öyle değil, mi? O açtırtmıyor. Benim de tamam. Arkadaşlar, o günün tekrardan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bugündür diyor. Ya, duyurumuzu yapıyorum. Şimdi açılışımdan bir bukle okumak isterim. Çok seviyorlar çünkü. Yeni bir beklentisi var. İyisin. Gayet iyisin mi? Ben de çok iyiyim. Bugün yanımda canım arkadaşlarım Sibel Çetinkaya ve Buse Cildim. Buse Cildim mi? Ay bu kadar samimiyetten anlamıyor ya. Bugün sizle beraber itiraflarınızı okuyorum. Bilmem kaçı çekiyor olacağız. Kıyamam ya. Bak bir çizde anmak için. Gelir birazdan zaten Allah'ın ifrit. İtiraflarınızı okuyorum, seyirsin biliyor musunuz? Hayır, daha önce şahit olmadım. Hiç izlemedim. Olsaydı şaşırırdım zaten Sibel'im. Olsaydı. Bir alkış alalım buraya. Her fırsatta yansıyor. Bak! Bir dakika, bir şey söyleyebilir miyim? Sen böyle çok şiir gibi konuşuyorsun. Bölmeye çok çekiniyorum. Niye aşkım? Arkadaşlar, buraya geldik. Bir yaz çektik. Gülmekten karnıma ağrılar. Evet. Yine hoş olur muyuz onu? Ha? Görmüş oluruz. Hayatınızda daha komik bir Avrupa yakası bölümü izlemediniz. Evet. Yalnız bir şey değil mi? Muhteşem bir onun backstage'ine o güne yalvardım koy diye. Ama koyacak mı bilmiyorum. Bilmiyorum ama çok komik ve çok güzel görüntüler var. Bir de ayrıca 3 tane Reels çektik. Bir tanesi Beach Reels'ı zaten öleceksiniz. Aşırı kafayı yiyeceksiniz. Şeyi anlatayım. İtiraflarınızı okuyorum. Şöyle bir seriyi. Şimdi ben bu takipçilerimden cin bağımlısı. Tabi bu arada benim takipçilerim cin bağımlısı. Şaka yapmıyorum. Tövbe tövbe bak, tövbe Allah. Bak kızın suratı ne oldu? Bak kızın suratı ne oldu? İtiraflarını alıyorum canım takipçilerimi. Evet evet. Ama bazıları canım olmaktan çıkıyor. Niye? İtiraflarını okuyunca şok geçiriyorum çünkü Sibel. Niye diyor ya? Abi ne gibi itiraflar? Ne gibi itiraflar gelebilir sevgili o gün? O açılmıyor, pilini çıkardım. Ahmet Baş. İnanılmaz. Ben böyle ağzım bak şöyle oluyor. Açıp kalıyor çünkü çok garip. İşte anasının dadısıyla yatmayan mı dersin, abisine, kardeşine azan mı der, her şey var yani şaka gibi. Zaten şimdi seçtiğim bence hesap, bazıları pardon, doğru söylemiyordur öyle okun diye söylüyordur. Ya, umarım doğru söylemiyorlar. Arkadaşlar inşallah doğru umarım söylenmiyordur bu kadar. Ya bu arada herkesin umarım kendi hayatı ve herkesin kendi sırrını da yargılamak istemem. Ama tabii ki de... Yok, bazılarını yargılamak isterim ben. Bayağı yargılamak isterim. Biz bu itirafları alacağız, okuyacağız ve yorumlayacağız. Tamam. Kendi şeyimize göre. Bence bunu yapmalıydın, sence şunu yapmalıydın. Ya da Allah belanı versin, sen nasıl bir insansın. Tamam. Birinci itirafımız geliyor. Sevgilimin kız kardeşi onlarda kalırken gece bana yürüdü. Söylemeye çok korkuyorum. Sanırım sevgilisine söylemeye çok korkuyorum. Ama yo, aferin, tatlı bir itiraf. Yani en azından söylemeye korkuyor ama sonunda söyleyecek demek bu. Korkunca olay çok korkunç değil mi? İğrenç. İğrenç ama sapkın çok insan var. Evet bu arada. Acaba sen ne hissettin? Burada önemli olan olay bu. Ama bence hemen söyle. Söylemeye çok korkuyorum dediğine göre ben şey algılıyorum. Yani... Ama nasıl? Bu arada çok zor bir durum çocuk için. Zor. Kız belki diyecek ki öyle bir şey olur, sen ne biçim konuşuyorsun kardeşine diyecek, birbirlerine girecek yani. Evet bu arada. Bu benim başıma geldi bu arada. Genel olarak söyleyen suçlu oluyor. Evet yani. Bu benim başıma geldi.
Ben iyiliğimden gittim, salak gibi böyle bir şey olmuştu ve gerçekten aptal yerine konuyordu. Söyledim, anam sonunda bizi kıskanıyorsun deyip beni attılar. Tabii bazen bir şeyler söylememek. Aynısını ben yaşadım bu arada. Yani böyle çok karışmamak, aman Allah'ım kendileri bilsinler var. Aşırı gibiydi yani, inanamıyorum. Hani söylemeye çok korkuyorum dediğine göre ben biraz o şeyi algılıyorum, iyi algılıyorum. Ama korkma gülüm, hemen git söyle çünkü kötü olan sen olursun. Evet. En azından olacaksan bile yine bizim dediğimiz gibi bırak ol. O zaman da hayrına, bu zaman da hayrına ama bence sen git söyle derim ben. Devam. Bir çizgi dalı tuttum kızımda yarabbim. Neyse. Ne diyorsun ya? Ben buradan biraz görebiliyorum. Bu çocuğu hiç bölmemek lazım ya. Bu çocuğu... Bir saat kalıyor değil. Bak, bak Sibil beni çıldırttı. Bak saat bugün... Ama saat gibi. Bak mesela bir şey söyleyebilirim. Konuları sana göre bir saniye. Abi çok sinirlendiriz. Takide ne yapıyorum? Bir saniye. Bir dakika dur gülme. Bir dakika gülme. Bir saniye. Dikkatimi dağıttın. Bak mesela bizim bir şey oldu sanırız ona ya. Şey falan diyesin, gelen her şeyi yorumlamıyor. Bunu diyen insan ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey yetiştirmeye çalışıyor. Hadi hadi git lan, hadi vayın kızılacağım, hadi yarın Çeşme'ye gideceğim, yarından sonra Bodrum'a gideceğim. Ay saçmalama, benim Mikonos planım var o gün falan diye. Sürekli bir plan. Sen gezmeye tek geldin. Bildim. Sen hayata gezmeye geldin. Bebeğim hayatta herkesin bir gelişim amacı vardır. Sen de ezmeye gelmişsin. Bu konu şeyinden çok şaştı. Ha mesela bak. Ne bak, bu evet. Benim eleştireceğim ağzını burnuna sıçacağım bir şey, itiraf. Annemin altınlarını tatile gitmek için boldurdum. Aha bu. Bu. Aha bu. Annemin değil, benim altınım var. Tablet mi oldu şimdi bu ya? Olacak ya, tatil için bozdurmazsın onu ya. Cici aşkım... Farkındar bu arada. Anladın mı? Cici Farkındar değil mi? Beşinci botaka çantamı nereye koydun? Kırmızı renk olan derdi notlarıma yazılıydı. Ben direkt fark ederdim. Hani benim bir tane zümrüt bilmem ne var ya falan. Bir şey zaten ucundan bir kesik mi aldım falan, altımı direkt her şeyde fark ederdim. Ki bu söyleyeceklerimi şey yapmıyor. Sen pislik misin? Şerefsiz misin? Sen nesin? Öldüğünce de işte. Şankılandı fark ettim. Evet, evet, çok hoşuma gitti. Bir gelecek bir daha yap. Ne demek öyle? Bir daha yap. Oha yine yankılanı ya. Ne demek öyle bir şey deme bu arada? Kere. Hayır yapmayacağım. Çok kere de. Tabii ki de diyeceğim. Bir insan o anan, o annecağızın, o altınları biriktirmek için kim bilir neler yaptı. Sen kalkıp sikindirik bir tatil için onları bozduruyor musun? Tabii de buna kızarım yani. Hiç hoş değil. Yürü git. Altta abone ol. Lundu yazıyor ya. Ona tıkla, ona abone ol. Yap. Hadi git. Hadi. Git. Sen niye? Tamam ya, zorlayın. Stres alıyorum ben. Annesin altınlarını boldurmuş. Ben bu ülkede yazıyor diyeceğim. Dakikalardır özgür ifade. Ben niye özgür? Tepki veriyorum. Hep senin istediğin gibi olsun istiyorsun. Senin istediğin gibi tepki vermeyeceğim. Annenin altınlarını bozup Mikonos'a gitsek hoşuna gider miydi? Bebeğim benim altınlarını bozdur diyorum sana. Tamam, senin altınlarını bozsaydım Çeşme'ye gitseydim latte içmeye hoşuna gider miydi? Oh baby baby, oops I did it again. Ben tepkimi verdim, önemli olan o. Üçüncü itirafım geliyor. Erkeklerde beyaz çorap fantezim var. Hah, hadi bana yani, diyeceksin. Çok bir merak şey ediyorum. Abi olabilir. Olabilir zaten. Ben buna yorumu aşırı merak ediyorum şu an. Valla ben babet olmadığı sürece okeyim kardeşim. Hani babetle bir sıkıntı oluyor. İstediği çorabı giysin ama bir kokma potansiyeli. Niçin böyle bir şey söyledin ya? Yalnız Allah korusun demem, o kadar haklısın. Ya babete karşı böyle özellikle büyük ayaklı, kalın ayaklı, tombul ayaklı erkek kenara çıkmış, böyle cinli siyahlıklar kalmış. Bir de babetten çıkan parmak arası kılığına doğru. İyi. Ve topuklarındaki o toz parçaları. I just can't. Sen iyi ki özgür düşünmüyormuşsun aşkım bu ülkede. İyi ki, iyi ki. Evet, diye itibar. Ben de izin verirsen yorum yapalım. Sahiplendi kanalımı ya. Tabii. Bu arada kaslarını ne kadar daha göstermeye çalışıyorum. Sarımı düdüm haşemayla çıktım. Neyse. Ay çok ısındı burası, sıcak diye. Benim gibi vücudu evet. Yok diye. Bebeğim.
Evet, poponu affeder. Burada bir şey diyeceğim, bana da çok soruyorsunuz. Sivil poposu yapmam diye. Asla alakası yok abi. Bu kadar gerçek ki. Gerçek bir popo aslında yani. Aslında kanım atamaz işte. Abi şaka gibi, herkes bana soruyor. Sen benim gençliğimi biliyorsun, oradan ver örnek. Burada çocukluğumuzdan arkadaşız biz Sivil'le. Evet. Çocukluğundan beri poposu benim de, onun da poposu çıktı Allah'a şükür. Seni de Allah kurtarsın canım. Teşekkür ederim. O yüzden öyle bir şey yok. Onu da oraya sıkıştırayım dedim. Hadi. Diyeceğim şey tabii ki de olabilir. Yani ne fantezi bu? Herkes de her şey oluyor. Milletlerin fantezisi var. Yani bu seks dediğim gibi her zaman için çok saydam bir dünya. O yüzden olabilir yani. İnsanlar böyle ayak kirine falan fantezi olan insan. Sevgilim beni ağlatıyor. Sinir oluyorum ama erkek olduğu için susuyorum. Aa, ne? Ağlatıyor mu? Ağlatıyor. Hayır, ağlatıyormuş. Erkek olduğu için susuyorum. Diyor. Bir dakika çok üzüldüm benim ya. Bunu kabul edemeyiz. Çok üzüldüm. Anlamadım. Abi sevgilisi ağlatıyormuş. Erkektir, yapar diyor yani. Sana yemin ederim ben böyleyim hani, acaba hani nasıl bir birey hani şey mi falan diye düşünüyorum onu. Biliyorum hayatım, aklını almadı. O tatlı beynim bunu almak istemedi. Fakat arkadaşlar, bir kadın olarak sana şunu söyleyebilirim. De diyor lan, Sibil diyor ha. Yani erkektir susuyorum, erkektir yapar, erkektir eder, erkektir döver. Bunlara, hani bu zaten konu bile değil ama. Asla. Bunu normalleştirirseniz artık ne yapsın kadınlar ya? Hayır, ben şunu anlamıyorum. Erkek olduğu için nesi normal oluyor? İşte yani. Burada o erkektir yapar. Bak hep bu algılar, anladın mı? Ben tam olarak sus, kızım erkek o yapsın. Biliyorum diye bir şey demiyorum kadın ama. Kadın aldatır, dünyanın büyük olayı erkek aldatır. Evet abi. Hiçbir şey yok. Yani erkeğin elinin kiri kadının direkt şey oluyor. Alnının yazısı falan oluyor yani. Damgalanıyor. Seni umarım bir an önce. Bu arada hiç yakıştıramadım. Sen de direkt hadi yürü abonelikten çık hadi. Diğer söyleyeceğim şey şu. Bu konuda tam bir bilgim yok ama bildiğim kadarıyla söylüyorum. Kadınların libidoları erkeklere göre daha fazlaymış normalde. Bir de aldatma oranları da bayağı fazla. Aa. Kadınların. En fazla değil ama bayağı bence fazla. Bence değildir ya. Hayır işte tamam, hadi aldatma oranını kim olursa olsun önemli olan aldatan insan da benim için de. Erkeği... Evet, aldatan insan da çok güzel. Evet. Mesela... Bunu bir daha söyleyelim. Aldatan insan da çünkü... Dolayı şunu söyledim. Erkektir susuyorum diyor ya. Çoğu insanda şok anlayış var bu arada. İşte erkekler duramıyor, işte cinsellik deyince evet. Onlar ne yapsın, erkek sonuçta falan, onlar durduran, sanki erkeğin şöyle bir yapısı varmış bir, gibi. Aynen. Kızlar tutabiliyor da erkeklerin tutma özelliği yokmuş gibi. Arkadaşlar öyle bir şey gayet tutabiliyoruz yani. Nasıl bunu annene, evet. Kendine ya da sevdiğin arkadaşlarına yakışıyorsun gibi. Allah'ım inşallah ömür boyu başıma gelmez. Hiçbir çavuş değil, çocuğuma gidiyor. Hadi git, vallahi sizdirdi, yürüt kalitesiz. Al, laf ediyordun, kime ediyordun? Bakıyor bir dikkat. Tamam, üzülmeyin arkadaşlar, ben konuşurum sana. Diğer soru. Arkadaşım bunu bilmiyor ama yakın kız arkadaşımı sevgilisinden ben ayırdım. Çocuğa yalanlar atarak o da hemen inandı. Allah seni işte buna dayanamıyorum. Çünkü bak, ben bu kadar yalan içinde gitmedi. Dayanamıyorum. Çünkü vakit. Hayır ama şöyle de bir şey. Çünkü ben de vakit geçirmiyordu. Yasasın bad bitchlik demiş. Allah senin belanı vermeyelik. Ben daha hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu bence bad bitchlik değil. Kötü kalplilik de değil. Bu şeytan. Evet, şeytanlık. Yani sadece buna bu kadar ağır tepki vermeni şaşırttı. Nelerler ben söylendi burada. Hiçbir şey bir şey demedi. Çok hassas. Sevgilisini ayırmaya belirdi. Çünkü çok kötü. Ay, çok kötü bu arada. Ne güzel bir cümle. Tarihe geçer bu cümle. Ben... çok, çok kötü. Yani diyecek bir şey yok. Günahmışsın zaten takmışım kulağına gibi. Evet. Ne gibisin? Cino. Cino ne alaka? Cino ile ne alakası? Bak kimine konuştuğunu zannediyoruz. Sakin oldun, seviyor musun? Seviyor musun? Bir cümle kurmuşsundur sen. Bir dakika. Susun! Allah'ım bu kız dünyaya tamam, beni eleştirmek ve sözümü kesmek için gönderilmiş bir... Bekliyorsun ya. Yok, bu kadar diyeceğim şimdi. Ne yapacaksın şimdi? Bu kadar. Bitch, come over here. Yani diyeceğim bir şey şu ki... iyi yapmışsın durmuşum. Hayır tabii iyi yapmamışsın. Yani şuna takıldım bu arada. Bence iyi olmuş. Şundan dolayı iyi olmuş. Sevgilisine gitmiş demiş gibi yalan atmış, iftira atmış, o da direkt inanıp ayrılmış. Hani bu kadar karaktersiz. Aynen, inanıyorsan zaten bırak, o senin zaten hiçbir zaman sevgilin olmamış. Doğru bu arada. Ooo demeniz gerekiyordu burada. Girgin gidin ya. Abone olun gidin. Sevgilimin arkadaşına aşığım sanırım, o da bana. Ben de buna işte karaktersizlik derim sana. Ama olabilir ya. Arkadaşlar. Ne demek kalp ya? O zaman ben her sevgilimi taşıdım bütün arkadaşlarım evet, bana şu olsun kalp şey diye. Şey yapsa öyle şey olabilir mi? Senin ya? Sevgilin de arkadaşına gelip direkt aşık olsun ya. Öyle, öyle bir şey olabilir mi? Nasıl sattın? Sen yapamıyorsun. Git şuradan ya. Git buradan. Abone ol.
Abone olduk. Bu aslında abi bu mesela kalbin hani ortada konular bokalı da hani evet, öyle bir bok değil bu yani. Hiç bu bildiğine dizer. Evet bu bayağı karaktersiz bu arada. Benim kesinlikle evet aşk dediğin şeyin nerede nasıl olacağı belli olmuyor ama bu hoş bir şey değil abi yani bunu bu, kim başına gelmiş? Fantezi bence ki? Bu imkan sonuna evet. Şeyler daha çok çeker. Evet bence de bu bir fantezi ben öyle düşünüyorum. Çünkü madem aşıksan ben o zaman direkt ayrılırdım abi sevgilimden. Madem o kadar kör kütük aşıksam arkadaşına. Aynen işte onu da yapmıyor karakterin sonuçuna gidiyor bu ikilem. Bir ablamın eşi onu yan dükkandaki kasiyerle aldatıyor. Oh iyi oluyor. Aha ha ha demiş. Şeytan ya ben anlamıyorum. Ne oldu? Ben hak bu buralar bana çok ağır buralar. Hak verdin mi bana? Bana buralar çok ağır arkadaşlar. Çok iyi melek aynı gerçekten. Sana ağır bana değil mi? Çok, yaşanıyor değil mi bunlar gerçekten? Yaşanıyor işte bir mal. Sence normal mi? Değil işte çok. Peki sen böyle bir şey olsun. Etrafımızda böyle belki bir sürü insan var. Belki tam yanımızda, belki tam solumuzda. Bence tam yanımızda da öyle neyse. Benim adım. Bu seymiş yazan dayanamamış. Hani kötü bir olay yaşamış ama ben olsaydım gidip ablama hemen söylerdim. Kalkıp da sevinmezdim. O ne ifrit, pislik, cinli, büyücü i̇şte bitkisin sen ya. Gidiyorum. Evet abi. Ulan kardeşin o senin. Sevinmemiş diğer kardeş diyoruz biz buna. Ben psikologum çünkü. Biz evet. Öyle diyoruz. Nerede diyorsunuz acaba? Bilmiyorum. Sevgilim olunca sürekli aldatmak istiyorum. Fanteziler. Oo. Ben ya bunlar öyle itiraf var ki normal bir saf bir itiraf yok mu ya? Hayır. Ben işte çok aşık oldum, reddedildim. İnsanlara itiraf isteyince niye tatlı bir şey söylesin? Bir dakika senin ne itirafın var bu hayatta? En gizli şeyler söylüyorlar. Gizli. Bir dakika. Bir dakika şuna bir yorum yapalım ondan sonra. İtiraf istiyorsunuz ki. Büyük bir itiraf. Bizden de bir itiraf alırım ama. Haberiniz olsun. Oo. Tamam. Kenan Doğulu. Aa. Mikrofonu yemez ediyorum. İtiraf edecek bir şey mi var? Gergin anlarda mikrofonu yediniz. Var mı senin? Dolu dur da anlatmalı bunu. Tamam itiraf ediyorum. Evet. Bu videoyu izlersen, ki izlemezsin yüksek ihtimal, o yüzden rahatlıkla şey yapıyorum. Biz de senin abimle kalıyorduk. Aa. İlk evimizde. Abim sevgilisini evine getirdi, bizim evimize. Ve anlaşamıyorduk. O yüzden böyle gitmesini istiyordum. Abim bana cephe aldı. Evet. Cephe alınca ben de onları evden kovdurmak için annemleri arayıp her şeyi anlattım. Ne anlattın ki? Yaptıkları bir şeyde evin ortasına duvar örmek ve evin içerisinde illegal şeyler yapmak gibi böyle benim rahatsız için. Akıllanmadılar, gitmediler. Sonra ben de bunların her şeyimizi ayırdık birbirimizin. İşte böyle yemeklerimizi, sularımızı falan. Ben onların suların içerisinde, gün içerisinde sürekli şey yapıyordum. Ne yapıyordun? Ne yapıyordun? İçtik de bayağı su falan. Hayır ya salak. Salak. Ne yapıyordun? Tükürüyordum. Ya. Sende de böyle bir kötü olunca kötülük var ya. Ne alakası? Neler çektin biliyor musun? Arkadaş olaydın da yanına alaydın. İki havuzun yanında bir çadır kuraydın bana. Saçmalama sen ne bileyim. Bana yoktu böyle bir şey. Böyle bunu itiraf edelim. Evet senin itirafın. Bir şey söyleyeceğim peki sen bak, bak, sonra. Bak nasıl değiştiriyor. Hayır ben merak ettim sen sonra bunu abine söylemedin mi hiç? Hayır. Peki şimdi aranız iyi mi? İyi. Sevgisiyle devam ediyor hayır. Mu? Bütün olay kızda mıymış? Nasıl hayır yani? Abimde. Hayır belki kız ona o güne karşı götürüyordu. Yo, abim tamamen kendi şeyci, hanımcılığı. Peki son sonra abine söyledim mi? Ben çok üzüldüm o dönemlerde. Hayır. Çok üzüldünüz diye. Direkt kavga ettik, 6 ay görüşmedik. Sonra şimdi iyi misiniz? İyiyiz. Ayrıldıktan sonra iyiyiz. Psikolog sipi çetin kırın. Ne bileyim ya. Kızım dert abi oldu. Abi kardeş ayrılmaz. Dert oldu aşkımın içinde. Bu da böyle çok iyi niyetli, çok severim ay. Ya. Bu aşkımın güzelliğine. Keşke bilseydik o zamanlar. Tamam, hadi itirafını da söyle. Ne oldu? Gerildin sen. Düşünüyorum. Aşırı zor nasıl yapacağız? Valla bunu bana ettik. Bayağı ettim. Ama sen de 10 dakika düşürdün. Dur bir dakika. Benim böyle çok saf bir şey geldi aklıma da yani bu değil. Hmm. Çok küçükken. Hayır ya. Yeni bir şeyler olsun. Yapmasın mısın tamam, pis bir tamam, şey? Tamam tamam. Pis bir şey değil de bir şey geldi. Çok küçükken ilgili. Anlatabilir miyim? Anlatayım. Ama olsun bir şey anlatıyorsun. Küçükken bir gün yolda yürüyordum. Okula gittim. Okuldan çıktım. Çocuklar benimle dalga geçmeye başladı. İşte Sibel sen
Hani kesin eve yürüyerek gidemezsin, buradan eve yürüyerek gidemezsin diye. Ben dedim ki nasıl yani dedim, ben yürümem, hadi yaşımız kaç biliyor musun? 5-6 falanız yani, travma bak düşün. Hani çok küçüğüz. Sen buradan eve yürüyemezsin ama okulundan buna çıkıyorduk. Yürüyemezsin. Dediler ki yürü o zaman görelim, ben de Yeşiköy'de oturuyorum o zamanlar. Tamam dedim, yürüyeceğim. Ve daha o zamanlar servisle bile evin yolunu bilmiyorum hani, anladın mı? Bizim evde böyle bize 20 dakika falan uzaklıkta. Yürümeye başladım, yürü yürü ağlayarak. Yolun köşedeki poğaçacıya falan soruyorum. Arkadaşlarım bakıyorum, aa yürüdü, aa ne yapacağız falan diyorlar. Koşmaya başladım ben de. Görürsünüz siz falan dedim. Sonra okula annem geldi, ben koşmaya başladıktan birkaç dakika sonra. Ben görmüyorum tabii, gitmişim, uzaklaşmışım. Çocukların yanına gitmiş, çocuklar sizin nerede demiş. Annem işte nerede demiş, çocuklar böyle o yürüyerek gitmek istedi okula demiş. Aa, ne psikolojik. Annem ne, yürümek mi demiş, asla yürüyemezsiniz dedim. Çünkü o zamanlarda bizim orada Şekerci Dede diye bir adam vardı, o adamla ilgili efsaneler vardı. Oy. İşte adam şeker veriyor, çocukları kandırıyor. Aa, bizim okula da karşı simitçi vardı. En korktuğum şey psik insanlarla dolu ama dedenin günü anlamıyorum, belki öyle değildi bilmiyorum. Ama annem bana hep derdi ki, o dede sana şeker verirse alma. Annem koşmaya başladı. Annem böyle arabayla geliyor, turluyor. Ben üngür üngür ağlıyorum. Evin önündeyim, tir tir titriyorum. Annem beni görmüştü hayatında. Hani bir daha o kadar bağırdığını hatırlamıyorum bu yaşımda. Çıldırmıştı. Kıyamam, sen nasıl kıyamam. İşte şey yaparsın, beni sonra sormadan. Ama çok kötü bir şey. Ya sana bir şey olsa diye arabayla demin dikkat tankım vardı çok ileri derece o dönem. Çok dikkatim dağılıyordu zaten. Tabii kırmızı yeşil ışık falan gibi görüyorum. Oh. O kadar dikkat etmedim bir şeye. Ayşe sandım falan. O yüzden Allah korumuş. Yani bir şey olmaz ya, bir sürü çocuk eve tek başına yürüyor da. Olsun evet de. Yani evet tam o yaşta. O yaşta gerçekten her şey çok evet. Bilmediğince çok zordu. Bu mu yani hayatına git falan? Sonra ben ona bunu yaptık, sonra babama yıllarca söylemedik. Hani babam tereddüt etmesin, çok şey yapmasın falan diye. Ben direkt gider söylerdim. Hakkındaki itirafı şu an bu. Annem sonra bana sormuştu işte. Bak, konuyu nasıl sen kendin mi yürüdün? Ben de demiştim ben itiraf algı ediyorum. Algı yönetimi mi yapıyorsun sen bu yaşta? Ne yapıyorsun? Sen algı yönetimi mi yapıyorsun bu yaşta? Hangi bir itiraf etsene? Ne yedim ya? Sen küçükken son. Kantine gittim ama de sucuk dolu yedim. Sen sonra başla. Ne sorayım? Senin itirafınla alakalı ben şunu şey, yaptım. Bir şey döneminde böyle düşündün mü falan da ne bileyim. Hani atıyorum. Tamam belki bu kadar demek ki o gün her şeyin bir sınırı var. Sen? Bir şey diyeceğim, benim gerçekten aklıma hiçbir şey gelmedi. Ay, keşke bir anda etmeseydim. Ben bir itiraf edeyim. Bir dakika, bir içine. Evet. Ben de duyuyorum. Oha. Nasıl yaparsan? Şizofreni seviyorum. Nasıl yaparsan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O gün dedi geliyor bana yemek veriyor dedi, ben size böyle videoyu çekiyorum, bir daha dedi yüzüme bakma dedi. Bunu nasıl yaparsın ya? Bir yazın kendi yiyor, yemekleri yiyip yiyip sonra kılçıkları bize bırakıyor dedi. Balıkları size pişirdim, çocuklar diyor hiç kimse yemiyor, bir tek ben yemeye çalışıyorum. Ona da kılçık geçen boğazım battı, kustum dedi. Allah seni. Yuh gelsin diye. Anne ben yaşamış kızım ya, atayamadım. Yuh be. Ayy çok kötü oldu. Bana geldi biliyor musun? Bugün Riyaz'ı çekerken ki iç. Ay, iç. Devam edin. Hayır bitti. Bitti mi? Vay be. Evet. Ya, kaç dakikada bir de biz? Kapağında tekrar ikinci görüntüyü açtım, o kadar şey oldu. Yarım saat oldu. Oha. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz eğlendim. Bizim için ah. Sen sakinleştin hayatım. Uykusu sen geldi sakinleş. Beni sakinleştir. Aşkım sakinleş. Ben kapatacağım bizim için videomuzu. Sen sakinleş. Delirdim bu iyice. Çeşmeye gideceğim, valiz hazırlayacağım diye. Aa, tamam ben hallediyorum. Acele etme bu aşk dedi. Biraz ağlıyor. Ne alıyor? Bileni ve ona katlananı. Yanım o bana ne? Bana. Arkadaşlar, videomuz bu kadar itiraflarımız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir diğer itiraflarınızı okuyorum. Videosu için itiraflarınızı Instagram'dan bana gönderin. Sibel'in YouTube kanalına da abone olun. Onun bir kanalı yok. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Allah belanı.